Merhaba arkadaşlar, ben Ayteş Ferahlı. Bugün size Steam'deki dock sistemiyle yayına bağladım ve içindeki oyunlara bir göz atacağız. Steam'de neler var? Onlardan bahsedeceğim. Bazı oyunlar indirime giriyor arkadaşlar. Bunları takip etmeniz lazım. Şöyle birçok oyun aslında var ama tam anlamıyla iyi çalışmıyor deniyor. Ama bunlar denilerek optimize edilip bu oyunları Steam'dekinizde oynayabileceksiniz. İsterseniz böyle benim gibi ekrana da yansıtıp oynayabilirsiniz. İşte böyle birkaç oyuna göz atalım. 49 lira, 149 lira. Fiyatlar böyle. Oyunun tarzına ve maliyetine bağlı diyeyim artık. God of War var mesela. Bu Steam Deck'te direkt çalışıyor arkadaşlar. En sonundan bir önceki bu. En sonu şu an optimize edilmedi. Zaten bilgisayara da çıkmadı açıkçası. PlayStation'ın özel oyunuydu. Arkadaşlar bu oyun çok iyi. Bunu almayı düşünüyorum aslında. Bir çiftlik yapıyorsunuz. Orada tarımla uğraşıyorsunuz. Crysis eski bir oyun ama 35 liraya düşmüş 59 liradan. Football Manager 23 bayağı pahalı 600 lira. Yani indirime girmesini bekleyeceğiz. Ben kendi takibimi almıştım. Days Gone'ı ben PlayStation'da bitirmiştim zaten. Steam Deck'te de alacaktım ama fiyat birden arttı. Bekleyeceğiz bakalım. Burada da bu oyun deneyimini yaşamak için. Bunlar ben kendi takibime aldığım oyunlar. Birçok oyun var açıkçası. Ücretsiz oyunlar da var bunun yanında. Aynı bilgisayarda kullandığınız Steam sayfası gibi. Yani Euro Truck gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Yeni en son çıkan oyunlar çalışıyor mu diye soruyorlar arkadaşlar. Dead Space var arkadaşlar. En son çıkan güncel oyunlar diyebilirim. Direkt Steam'dekinizde çalışıyor. Spider-Man en sonu ve bir öncesi Elden Ring mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Az önce oynadığım Xbox'ta oynamıştım. Hi-Fi Rush. Ben çok sevmedim. Kanalıma da koydum. 300 lira yani bu oyuna bence verilmez. Basketbol NBA 2 2K23 gayet iyi çalışıyor. Testlerden geçmiş. Ama fiyatı bize çalışmıyor. 700 lira. Maliyet olarak baktığında bayağı bir pahalı arkadaşlar. Hitman var. Burada. Evet, böyle bir aşağılara doğru indim. Mesela Uncharted full serisi 499 lira arkadaşlar. Yani biraz daha indirime girse aslında 3 oyun var sanırım içinde. Türkçe dublaj tavsiye ederim. Burada da birçok oyun var. Ama bazılarını sıralamış. En popülerler, %100 olumlular vesaire böyle liste aşağılara doğru gidiyor. Daha fazlasını diyelim. Şu an Steam Deck'in içindeyim arkadaşlar. Steam Deck'ten size bunu gösteriyorum. İnternetten değil, direkt Steam Deck'in kendi Steam'e bağlanıyor direkt. Aynı bilgisayarda olduğu gibi. Uyumlu oyunları seçtim. Mesela Witcher'da 249 lira arkadaşlar. Daha iyi, daha ucuza alabilirdik bunu ama ben kaçırdım. Aslında burada da bunu bitirmek istiyorum. Güzel bir deneyim olurdu. God of War'ı da işte söylemiştim. Sekiro var arkadaşlar. Çok olumlu. Son derece olumlu. Burada ibareler var. Yeşille gösterilmiş. Yani oyunun direkt adaptasyonu diyeyim size. Çok iyi çalıştığını söylüyor. Hades mesela 235 lira. Bu oyun çok indirimdeydi. Almadım ben de. Xbox'ta vardı. Arkadaşlar bunlar aşağılara doğru gidiyor. Formüleden tutun. Yani Horizon bile var. Yani PlayStation'ın kendine has oyunları diyeyim size. Geri çıktım. Liste bayağı bir kabarık arkadaşlar. Aşağılara doğru gidiyor. Ben bunu nasıl bağladım? Bir dock'la bağladım. Kendi orijinal doku henüz daha Türkiye'ye çok yaygın olmadığı için henüz orijinalini alıp da bağlayamadım ama
Ben kendi çözümümü buldum. Bunu kanalımda görebilirsiniz. HDMI ve USB çıkışıyla birlikte istediğiniz gibi ekrana ya da güzel bir monitörünüze aynı Steam'deki görüntüyü çok güzel bir şekilde yansıtabilirsiniz. Görüntü mükemmel. Bana diyorlar bir kayıp görüyor musunuz falan. Hiç görmüyorum. Bilmiyorum size nasıl yansıyor bu şu an. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Birçok oyunu denemek istiyorum aslında burada da nasıl çalıştığına dair. En son aldığım oyunlar bunlar. 4 tane oyun var şu an. Sırayla deneyip hafızayı da pek zorlamadan oynayıp silip yeni oyunlarla birçok oyunu deneyimlemek istiyorum. Bu tecrübeleri de size kanalımda aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmeyin. Eğer abone değilseniz de abone olursanız beni sevindirirsiniz. Hoşça kalın.